topic. Hands up if you are a robot. Any robots? What we mean? Borusan Automotive, Uber, Aris Cargo, Turk Telecom, and many others. So thank you. Thanks for your leadership. Thank you, sir. For those of you who aren't yet fluent in the beautiful language of Turkish, there are headsets, not speaker headsets like this, otherwise it would be very noisy, but there are translation headsets, it's live translation, they're just outside the front, so please collect one in the coffee break. We've all been impacted massively by technology, so let's look backwards briefly. What technology has changed your life? Yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki 10-15 yılda nereye evrilebileceğini bugünden dahi tasavvur etmek çok zor. Muhtemel fayda ve fırsatların yanında yapay zeka çağının pek çok kaygıları, soru işaretlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmek isterim. Bu kadar yıkıcı bir teknolojinin insanlığı tedirgin etmesi de elbette kaçınılmazdır. Hukuki ve güvenlikle ilgili riskler yanında bazı sosyal sorunlara da yol açma ihtimali ne yazık ki göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Dünya gündeminin bir diğer önemli konusu da gündemi de küresel ısınma ve iklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilirliğe ilişkin endişelerdir. Sürdürülebilirlik genelde gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden taviz vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak olarak tanımlayabiliriz. Kaynakların sınırlı olduğunun farkında olmak ve kaynakların kullanılma biçiminin gelecek nesiller üzerindeki etkilerini de hesaba katmak sürdürülebilirliğin temelini oluşturmaktadır. İklim değişikliği, kuraklık, eşitsizlik ve açlık gibi insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların çoğu ancak küresel düzeyde ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek çözülebilir. Bizim Türkiye'de Ticaret Bakanlığı olarak açıkladığımız Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile de ülkemizin sürdürülebilir ve kaynakları etkin şekilde kullanan bir ekonomiye geçişine katkı sağlama planımız yürürlüktedir. Bu plan kapsamında sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz ekonomik ve güvenli enerji arzı tedariki, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliğiyle mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verdik. Ticaret Bakanlığımız sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında özel sektörümüze de çok ciddi destekler sağlamaktadır. Bu çerçevede bir ay kadar önce kamuoyuna takdimini yaptığımız Responsible Sorumluluk Programı adı altında uygulamaya başladığımız Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteğiyle şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü sağlamaları için farkındalık yaratmak, mevcut durumu analiz etmek, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritası hazırlamak ve şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla şirketlerin alacağı danışmanlık hizmet giderlerini 5 yıl boyunca %50 oranında Ticaret Bakanlığımız destekleyecektir. Bunun yanında sürdürülebilirliğe yönelik çok sayıda hizmetler de desteklerimiz kapsamındadır. Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakata uyum noktasında şirketlerin ihtiyaç duyduğu konular desteklenmekte, tüm süreçlerin sürdürülebilir olmasını
hedeflemekteyiz. Yapay zeka destekli kolay ihracat platformu, kısaca KİP, ihracatçılarımızın ürünlerini nerelere ihraç edecekleri, hangi ürünü ihraç etmeleri gerektiği gibi sorulara makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak çözümler sunmaktadır. Bu kolay ihracat platformunun en büyük yeniliklerinden birisi de makine öğrenmesi algoritmaları ile hedef pazar önerisi yapan akıllı ihracat robotudur.